Aha yakaladık. Vallahi de yakaladık, billahi de yakaladık. Ay manyak mı ne? Bırak geçsin Ferit. Manyak değil o, Oğuz abi. Ne? Diyorum ben size manyak diye işte. Ergin. Ha? Direksiyona geç. Ne? Direksiyona geç. Ya delirdin mi sen Oğuz? Direksiyona geç. Gel. Allah'ım. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Tuttun mu? Tuttum, tamam. Ferit. Merhaba Oğuz abi. Ferit. Oğuz. Abi. Sağ çek. Çek sağ. Ferit. Çek sağ. Abla sağ çekiyor lan. Kim ediyorum ben de. Devam et. Ferit. Oley, çok bak, iyi geldi. Ferit. Sağ yaz, sağ yaz. Ay, duymuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Eda Hanım. Eda Hanım. Eda Hanım. Eda Hanım. Cam açık var ya. Ya. Açsanıza canım camı. Dönmüyor musunuz halime? Ya cam aç. Ya Eda Hanım. Allah. Ya ayıp. Ya düşeceğim diyorum. Açsanıza camı. Aç camı, camı, camı. Camı aç, aç. Eda ya. Bari camı aç. Evet ya. Adam düşecek şimdi Eda. Evet. Gir içeri gir. Ne var Oğuz Bey? Ne bağırıp duruyorsunuz? Düşeceksiniz şimdi. Girin içeri. Deli misiniz siz? Yahu çekin kenara. İki dakika. İki dakika, iki dakika konuşalım diyorum. E, acelem var benim, yola gidiyorum. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Buyurun, dinliyorum ben sizi. Eda Hanım. Ya bu durumda nasıl konuşabilirim? Aşağı düşeceğim. Ay düşün Oğuz Bey, yani düşün yakamdan artık ya. Yolda bile rahat yok insana canım. Üç tane kızım var benim Eda Hanım. Yapışacağım asfalta, göreceksiniz şimdi ha. Yapma. Üzülürsünüz mü? Bir içeri korkuyorum. Eda Hanım. Eda Hanım. Ay çek Ferit, çek sağda. Ne diyecekse desin artık. Çek, çek. İlerideki dinlenme tesisine çekiyoruz. İleride. Tamam, hadi. Çıksın lan kenara. Abi. Öldürecek misin beni yapacağım asfalta? Niye Oğuz durmuyorsun Bey. Ha? Oğuz Bey, abi. Bir saniye niye durmuyorsun? Ben bir şey söylesene. Ben dedim durma diye Oğuz Bey. Sakin ol. Lütfen. Hiçbir şey söylemiyorum. Bir sus sen de. Ağzıma sıkıyorum. Sus Bey. Oğuz Bey lütfen. Eda Hanım. Eda Hanım. Buyurun bir çay içip konuşalım. Oğlum. Çıkma dışarı. Ama bir dakika bir şey. Çaylar. Timur sen bu dışarıdaki hayvanları gördün mü? Deve kuşunu falan. Hayır görmedim. Bu arada dışarıda muavin bir arkadaşla tanıştım Supi diye. Buranın tas kebabı meşhurmuş. Çok güzel tas kebabı. Birer porsiyon bir şey söyleyeyim mi? Siz de yer misiniz? Ha? Evet. Timurcuğum hadi gel biz seninle deve kuşlarına bakalım. Ah. Kolay gelsin. Ya. Bu arada ilk defa bir toplantıyı dinlenme tesisinde yapıyorum. Şu büyük kampanyanızda oynamam o kadar mı önemli Oğuz Bey? Sizin için olduğu kadar benim için de önemli. Müşteri sadece bir kişiyi beğendi, o da sizsiniz. Keşke böyle bir niyetiniz olduğunu en başından söyleseydiniz. Ben de hayır deseydim de iş böyle araba camlarından sarkma raddesine gelmeseydi. Eda, sen de hemen kestirip atma lütfen. Evet Eda Hanım, yani reklamda oynayacağım diye endişeleniyorsanız hiç dert etmeyin. Kimler kimler oynuyor reklamlarda? Bakın şu anda burada kapris yapıyor gibi olabilirim ama mesele oynayıp oynamamak değil. Ne öyleyse? Oğuz Bey, şu anaokulunu açma meselesinden ağzımın payını aldım biliyorsunuz.
Yaşadıklarımın en yakın şahidi sizlersiniz. Bütün hayallerim yıkıldı. Oysa evi sizinle paylaşmak zorunda kaldığımda bile ne kadar güçlü, ne kadar kararlıydım. Hatırlasanıza. Tamam işte Eda Hanım, yeni bir şans, yeni bir başlangıç fırsatı. Kendimi bu kadar güvensiz hissederken yeni bir maceraya atılacak gücüm yok artık. Bunu benden istemeyin. Çok yoruldum. Çok. Artık yeni bir şeye başlamak için ne isteğim ne de gücüm var. Ben yerimi anladım Oğuz Bey. Bırakın oraya döneyim. Peki Eda Hanım. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sizi yolunuzdan alıkoydum. İyi yolculuklar. Bol şanslar. Hadi Ergin. Bol şanslar. Ne yapıyoruz? Hadi. Hadi gidelim biz de. Hayır. İki dakika daha oturuyoruz. Biz penguenlere de bakalım mı? Gel bir de penguenlere bakalım. Ay, aslanım benim. Sen ne yapıyorsun Eda? Bu kadar kolay mı pes ediyorsun? O saçma evliliği yürütmek için bile sen ne kadar mücadele ettin. Şimdi hayatının fırsatı karşına çıkmış. Ve sen arkanı dönüp Edirne'ye gidiyorsun, öyle mi? Hem de bir oğlunu arkanda bırakıp gidiyorsun. Çok yorgunum Oya. Çok yorgunum. Ama bu sefer yalnız değilsin ki. Hem Oğuz ve Ergin de işin içinde. Oğuz Bey senin için ne kadar fedakarlık yaptı. Bugüne kadar ne rica ettiysen yaptın. Adamın giderken suratının halini görmedin mi Eda? Sana ihtiyaç duyduğu tek anda sen onu yüzüstü bırakıyorsun. Ama ben... Sen Oğuz Bey'in şirketinin eğer işe alamazsa büyük bir mali sıkıntıya gireceğini... Ama buna rağmen sana söz verdiği için ödemini yapacağını biliyor musun? Bir de gerçeğe bu tarafından bak Eda. Lütfen. Şimdi Edirne'ye gidiyor musun? Yoksa kendine bir şans daha veriyor musun? Radyoyu açayım bari. Açma Erdem. Açma. Eda Hanım arıyorum. Buyurun Eda Hanım. Oğuz Bey merhaba. Daha sonra pişman olacağım ani bir karar vermek istemedim. Eğer teklifiniz hala geçerliyse... ...yarın ofisinize gelip konuşmak isterim. Oğuz Bey. Orada mısınız? Evet. Tabii Eda Hanım. Tabii yarın ofise bekliyorum. Peki tamam. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne oldu Oğuz? Ne diyor Eda Hanım? Yarın ofise gelecek, konuşacağız. Ne güzel bir haber bu. Ne bu suratının hali? Niye somurtuyorsun? Eda Hanım çok yordu beni. Çok yoruldum Ergin.